günler. TBF Seçim Özel Programı'na hoş geldiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu seçimleri az bir süre sonra yapılacak. Kasım ayının başında yeni başkan belli olacak. Başkanlık seçimi için 3 önemli aday var. Adaylardan birisi bugün stüdyomuzda Sayın Erman Kunter. Bizlerle birlikte Harun Erdenay ve Hidayet Türkoğlu da diğer adaylar olarak onlar da özel programımıza konuk olacaklar. İlk olarak biz söz büyüğün e, ilkesini baz alarak ilk konuğumuz olarak Erman abiyi, Erman Kunter'i burada ağırlıyoruz. Erman abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız? Nasıl geçiyor seçim süreci şu anda? Seyahatleriniz çoktur eminim. Şimdi tabii çok yoğun bir trafik var açıkçası. Sürede tabii kısıtlı olduğu için yoğunlukta artıyor otomatikman. Öncelikle ben her zaman söylediğim gibi hem ilk milli takıma aldığım bir oyuncu olan Hidayet Türkoğlu, Kemal Erdenay, yanımda yetiştiğim Kemal Erdenay'ın oğlu Harun, iki tane aday. Çok mutluyum ben bundan. Yani güzel bir yarış olacak, öyle düşünüyorum. Projelerin yarışması gerekiyor. Hangi proje basketbol Kamuoyuna uygunsa, onu onaylıyorsa o seçilir. Zor bir dönem. Ee, iki tane denenmiş aday neticede baktığınız zaman e, Harun yaptı, sonra Hidayet yaptı. Onların e, denenmişliği var. Biz daha böyle taze bir kanlan. Belki yaşımız onlardan ileri ama <laughs> biz daha daha taze bir kanlan bu işin içine girmeye çalışıyoruz. Basketbol ailesi şeklinde artık klişeleşmiş bir söz vardır. Ben de biz de bu yayınları yaparken biz ailenin küçüğüyüz. Zaten Erman abi diye hitap ediyorum size. Harun abi ve Hidayet abi yapacağız aslında yayınları. bizim için öylesiniz. Biz ailenin küçüğü olarak sizlere bu imkanı vermek istedik. Bein Sports HD 3 basketbolun evi olarak aynı sürede, aynı konu başlıklarıyla ki önceden hazırlanabilmeniz için de tüm başkan adaylarına gönderdik konu başlıklarını eşit bir ortam sunmak istiyoruz. Bizim için de çok heyecan verici 3 seçimli 3 adaylı bir seçim basketbolda ilk kez oluyor. Sizin adaylık kararınız nasıl ortaya çıktı Erman abi? Şimdi tabii herkesin de bildiği gibi ben son 20 yılın 15 yılında aktif olarak Fransa'da antrenörlük yaptım. Ee, sen de hatırlarsın senin de çalıştığın Slam dergisine bir evet. röportaj verdim ben. 2007 ben arşiv ve bu tip konularda çok hassasım. Orada zaten ben bunları belirttim. Ee, çok büyük bir e, deneyimim var benim Fransa'da. Daha o zaman da kariyerimin başında olmama rağmen biraz sonra ona da geleceğim. Demiştim yani e, Türkiye'ye mutlaka döneceğim. Orası benim memleketim. E, ve buradaki birikimimi, burada öğrendiğim şeyleri mutlaka Türk basketboluna ben geri vereceğim, ödeyeceğim. Çünkü biz ne kazandıysak bugün, bugüne geldiysek, Erman Kumter olduysak aynı şekilde ben Efe e, tabii, ve bütün ekibimiz adına herkes e, biz basketboldan kazandık ve bunları geri vermenin zamanı ve ben bunu döndüğümde Türkiye yapacağım dedim. E, 2007'de bu röportaj yapıldı. Şimdi geldik 2021'e. Bunun zamanını ben açıkçası geldiğini düşünüyorum. Şimdi artık proje üzerine çalışıyorum. Böyle benim, yola çıktınız. Benim bir şansım şöyle. Fransa'daki sistemi bilenler için söylüyorum. Bazen Fransa lafını çok kullanıyorum. Ee, özellikle basketbolda şimdi çok fazla istatistik vermeyelim. Rakam vermeyelim ama çok basit iki tane örnek vereceğim. E, kadınlarda 2020'de olimpiyat üçüncüsü Fransa ve son beş Avrupa şampiyonasının beşinde gümüş madalya erkeklerde de 2019 dünya üçüncüsü 2020 2001'de 20'de yapılan 2020 Olimpiyatlarında da ha. gümüş madalyalı. Yani bu başarı meydanda ve Fransa'daki basketbol sisteminde A takımlar bazında antrenörün çok büyüktür yetkisi. Bütçe size verirler. Siz bütçeyi kullanmak zorundasınız. Başkan, genel menajer mutlaka tabii takip ederler, denetlerler sizi ama siz harcarsınız parayı. Yani o bütçenin dışına çıkmak mümkün değildir. Yani biraz da sonradan belki para buluruz falan yapılamaz. O yüzden benim bu konularda özellikle bütçe kullanması konusunda, altyapı konusunda, altyapı bizim çok güçlü bir atığımız vardı. O konudan, oralardan benim çok avantajım var. O yüzden yani antrenörlük ve Fransa'da çalışmak bence çok artı bazı şeyler getirecek. Tabii bunu Türkiye şartlarına adapte etmemiz lazım. Yani ayrı iki farklı kültürden bahsediyoruz ama dediğim gibi ben çok o konuda çok çok bilgim, çok birikimim var. Yani bunu memlekete hizmet olarak bir geri dönüş olarak düşünüyorsunuz. Bu adaylık süreci böyle yola çıktı. Doğrusu da bu. Yani biz bir sürü yani çok şey kazandık basketboldan. Bugüne gel bizi basketbol getirdi. ve bunları artık bir gün geri ödememizin gerektiğini düşünüyorum. Basketbolun da buna ihtiyacı olduğunu zaten son dönemde biz gözlemledik. Peki basketboldan bahsediyorsunuz. Geri ödememiz gerekir diye vurguluyorsunuz. Basketbol sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya basketbol spor da öyle tabii yani neticede bir branşından bahsediyoruz. Bir yaşam biçimi biz ondan yaşamaya alışmışız. Yani herkes der ki ya biz adrenalinle yaşamaya alışmışız. O parkeyi o parkedeki havayı, atmosferi biz yani başka hiçbir yerde bulamayız basketbol bizim bir yaşam biçimimiz bize kimliğimizi basketbol kazandırdı ve bir şey de biliyoruz ki on binlerde eğer biz doğru bir plan ve programdan yola çıkarsak 10 bin on binlerce çocuğun da geleceğini değiştirecek basketbol Yani biz bizim geleceğimizi değiştirdi bizi bugünlere getirdi e onları da getirir Yani bu bence çok üzerinde durması gereken bir konu. Yani basketbol federasyonunu yalnız A milli takım seviyesinde yani ulusal milli takım seviyesinde kadın erkek bazında düşünmeyin bunu tabana yaymamız bence e, çok büyük bir katkı çünkü buna Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı var. Yani bugün e, ülkemizde spor yapmak isteyen e, gençlerimizin yani özellikle yaş kategorisinde epey gençlerin yüzde sekizine bir spor yaptırabiliyoruz. Yani bu Korkunç bir rakam yani yüzde 60'larda altmışlarda bazı ülkeler özellikle Avrupa'daki ülkeler biz daha yüzde sekizine bunların spor yaptırabiliyoruz ki bu genel spor yani herhalde basketbolda bunun içinde yüzde biri midir artık bilemedim. Bunu mutlaka tabana yaymak gerekiyor. Yani basketbolun yalnız skor açısından takım, ulusal takımlar tabii çok önemli falan ama bu altyapı ve gençlerin yetiştirilmesi ve spor, bir kolektif spor neticede, bir takım sporu. Onlara bizim bir sürü şeyler kazandırmamız lazım. Çünkü kolektif sporda başarılı olan hayatta da başarılı oluyor. Çünkü kolektif sporda başarılı olan, takım sporunda başarılı olan paslaşmayı biliyor, paylaşmayı biliyor, aynı hedeflere e, e, kitlenmeyi biliyor. O yüzden ben yani e, basketbolun e, çok önemli... yani Takım sporları içinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum çünkü çok, pasa çok dayalı bir oyun yani çok enteresan. Peki e, Erman Kunter başkan seçilirse nasıl bir başkan ve yönetim şekli göreceğiz? Bu e, önemli bir soru çünkü siz yıldız bir sporcuydunuz, e, bir antrenör oldunuz yıllarca ve şimdi bir başkanlık hedefiniz var. Nasıl bir yönetici ve yönetim şekli e, bizi bekliyor? Şimdi öncelikle bizim dört tane vazgeçilmez dediğimiz unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi ben başkan olursam eğer bir kere burada şeffaflık konusuna biz çok önem veriyoruz. Yani her bu bütün yol arkadaşlarım diyorum, bütün bizim takımımız, yani işte Efenin tabi burada çok önemli bir rolü var. Biraz sonra ona da geliriz. Nasıl oldu? Efe'nin yani bir röportajıyla başlayan bir süreç. Yani Efe'nin ben çok tabii 212 kere yan yana oynamışız biz Efe yle. Efe Aydan'dan e. bahsettiğimizi, basketbol Türk basketbolun <laughs> efsane ismi Efe Aydan'dan bahsettiğimizi Tabii yani bizim benim kaptanım 212 kere beraber olmuşuz. Onun, başla, onun böyle bir röportajından başlayan bir şey. Şimdi Neydi röportaj? Ne, ne dikkatiniz? E, yani, çoğu kişi işte basketbol bir duraklama dönemine girdi falan. Efendi daha biraz radikaldi oradaki şeyi. Yani duraklama değil, aşağı doğru gitmeye başladıydı. İşte bahsettiğimiz liyakattan bahsediyor, şeffaflıktan bahsediyor. O hepimizin bildiği şey ama sanki o bir e, kıvılcımı o verdi. Hepimizin içinde bir şey var. Ben çok yakından takip ediyorum Türk basketbolu. Orada da olsam takip Hı. ediyorum. Yani o böyle dört nokta dediniz, liyakat şeffaflık ikisi verimlilik. Ve katılımcılık. Zaten eşin e, e, düşündüğün zaman zaten bunların hepsi birbirine bağlı. Şeffaf olacaksınız. Yani nedir ne değildir onu göreceksiniz. Nasıl bir başkan olacak diye Şeffaf bir başkan. Ben başkanlığı daha çok iki bir şey olarak görüyorum. Nasıl bir federasyon olacaksın diye şey yap. Ben zaten onları, onun bir parçasıyım. Bugün ben öndeyim. Zaten yönetim şekli olarak aslında sordum. Biz zaten çok. öyle evet. diyoruz. Şimdi bir kere şeffaflık. Şeffaflık nedir? Yani hiçbir şeyin gizli, kapaklı hiçbir şey olmaması gerekiyor. Yani nedir Basketbol Federasyonu'nun harcaması? Basketbol Federasyonu'nun yayın hakları sizi çok ilgilendiren konular. Ne bileyim ben ödemeler işte sponsorlardan gelen gelirler. E bunlar şeffaf olursa bir kere savurganlık ortadan kalkacak. Çünkü bilinecek. Ve o zaman da insanlar daha iyi denetleyecekler. Yani kamunun denetleme faktörü ortaya o, çıkıyor. Bir o var, bir de biz ayrı bir denetleme istiyoruz. Yani bir uluslararası kuruluştan ayrı bir denetleme istiyoruz ve bunu periyodik olarak yayınlamak istiyoruz. Yani biz bu sponsoru bulduk. Buradan gelen gelir bu. İşte kulüplerin hakkına düşen bu veya yayın hakkından şu alındı bu. Veya işte sponsor bir tane sponsor geldi oradan gelen gelir bu şeffaflık zaten bu. şimdi liyakat bizim hareket noktamızda liyakat sistemi çok önemli hak eden hak ettiği yere gelmeli ben çok enteresan bir örnek vereyim sana çok iyi tanıdığım bu işe çok emek sarf eden ve çok iyi oyuncuları bugüne kadar bulmuş bunların içinde hidayet de var. Bunların içinde Semih Erden de var. Bir sürü oyuncuyu bulmuş. Ankara'da çok bu konuda çalışanlar var. Anadolu'nun çok enteresan emekçileri var bu konularda. Yani iğneyle kuyu kazarak oyuncular bulmuşlar. Bir örnek vereceğim. Belki de güleceksin. Bunlardan bir tanesinden konuşuyorum. Ne yapıyorsun diye şu dönem içinde. Şu, diyor ki ben oyuncu açı dükkanı açtım diyor. Ben bıraktım bu işleri diyor. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü biz diyor hiç bizi saymadılar, bizi görmediler diyor. Bu tabii çok acı bir şey. Yani liyakat dediğimiz hak eden, hak ettiği yere gelecek. Yoksa kayırmacılık falan bizim hiç aklımızdan geçen bir şey değil ve bizim olduğumuz, ben bizim hep bizim diye konuşuyorum. Çünkü bu bir ortak şey. Herkesin bu işin eline, elin, elini taşın altına koyacağı bir şey. O yüzden bu liyakat işi bizim için çok önemli. Zaten öbür iki Bunlar olduğu zaman hemen arkasından geliyor verimlilik. E şimdi savurganlığı ortadan kaldırdığınız andan itibaren e, bunu aktarma imkanınız var ve veriminiz artacak. Bir de herkese açık olacağız. Yani e, bütün liglerin o istersen onu da gireyim ben yani devam yani edeyim. teker teker geliyoruz konulara. Hı. Siz yani liglerden mesela, başlamak isterseniz. Yok ligler olarak değil de, mesela bütün liglerin kararlarını ortak olarak almasını istiyoruz mutlaka lig koordinatörleri falan olacaktır. Fakat bunu da kulüplerin seçmesini istiyoruz biz. Yani kulüpler kendi aralarında komitelerini uçtular. Bizim vereceğimiz adaylar olabilir üç tane veya kendilerinin şey yapacağı ortak bir koordinatör seçmelerini her lig için ayrı. Mesela böyle bir projemiz var. Yani bir ligler katılım. koordinatörünü lig mu seçsin diyorsunuz. Bütün ligler için geçerli bu ama ayrı ayrı yani evet. aynı şey. Bir kere kadın basketboluna devam edelim yani hı hı. bu katılımcılık zaten bu. Herkesin katıldığı bir şey olması lazım. Biz tepeden inme böyle kararlara pek sıcak bakmıyoruz. Yani yapmayız tepeden inme karar. Yani bir manası yok ve benimsenmeyen yani bu tip kararlar sonradan bir sürü yanında sorun çıkartıyor. E mesela kadın basketbolu e bugün kadın basketbolunu bu bizim biraz da pozitif ayrımcılığımızdandır mutlaka. Herkes de takip etmiştir. Biz çok önem veriyoruz bu konuya. E, kadın basketbolunu kadınlar idare etsin. Yani onun koordinatörü de kadın olsun. Zaten yani e, federasyon anlamında, milli takımlar anlamında Cana Erdoğan bizden beraber isim vermek de ben bir sakınca görmüyorum. Efsane bir isimdir. E, tabii çok yani basketbol için kadın basketbol için. İsmail çok enteresan. 2011 ve 2013'te bizim e, takımımız kadın takımımız. İki kere arka arkaya podyuma çıkmış Avrupa'da. Arada da olimpiyat var. 2012'de beşinci olmuşuz. Ee, yani e, fakat ondan sonrası tam bir kaos ve şu bugüne geldiğimizde e, bizim bu yaptığımız bütün ikili temaslar olsun, bütün kadın e, takımlarıyla, kulüplerle görüşmesi büyük bir problem olduğunu görüyorum. Ama bir jenerasyon değişimi de söz konusu tabii orada. Çok altın ama jenerasyonun. Çok, ama çok uzun, bu kadar uzun sürmez jenerasyon. Yani şimdi 2013 den sonrasına baktığın zaman 8 sene bu çok fazla. 4 jenerasyonla bahsediyoruz. <laughs> yani biz altı iyi dolduramamışız. O jeneraz Bunun maksat altını doldurmak. Voleybola ben tatlı bir kıskançlık diyorum. Bak enteresan bir şey söyleyeyim. Çok arkadaşım var benim e, voleybolun içinde olan. Çok yakın arkadaşlarım. İlk sorduğum şey benim. Arkadan gelen var mı? Bu takımın arkasından gelen olimpiyatlaştı işte konumuz voleybol değil ama oraya ilgili yani. e var diyorlar. Yani o zaman da tatlı bir kıskançlık duyuyor insan. Yani imreniyoruz değil mi? E tabii mi? hayır <laughs> bu yani böyle imreniyoruz yani. E, biz demek ki orayı boş bırakmışız 2013'ten sonra alttan hiç oyuncu yetiştirmemişiz. Yani tabii altyapı sorunu çok fazla. Peki biraz karışık gidiyoruz konulardan ama voleybolu incelediğimizde o zaman siz gördüğüm kadarıyla yakından takip ediyorsunuz. Voleybolu da başarılı buluyorsunuz söylediğiniz kadarıyla. Ne gibi bir farklılık gördünüz? Oradan basketbolun alabileceği bazı şeyler e var onlar mı? Onlar tabana çok yayılıyorlar. E tabana çok yayılmışlar. Yani ben bir örnek de iki gün evvel gördüm bir şehrimizde. Olimpiyat sonrasındaki işte olimpiyatta yani bizim kadın takımız da olimpiyat beşincisi olmuş 2012'de. Evet. Yani Londra olimpiyatlarında falan. Fakat onlar çok iyi kullandılar. E, o konuya da geliriz tabii eğer zaman kalırsa. E, bizim federasyon olarak e, iletişimimiz de kötü. Yani bu iletişimimiz kuran, voleybol çok iyi kurdu ve çok iyi parlattı, köpürttü. Biz aynı başarıları sağlamışız fakat durmuşuz basketbol olarak. Yani bir e, gerileme dönemi olmuş. E şimdi kadın basketbolu e, ne olmuş? O küçücük şehirde 5 tane voleybol kulübü kurulmuş. 5 tane. Buna karşı iki tane basket kulübü de kapanmış. E şimdi bunlar kötü e, şeyler, sinyaller. Yani demek ki tabii ki e, bizim ülkemiz, bizim sporumuz voleybolda bizim şeyimiz ama e, biz o tabanı kaybetmeye başlarsak bu sefer e, yani Avrupa Şampiyonası'nda, Olimpiyatta başarı beklememiz hayal. O yüzden yani bu da tabii bu arada sporcu havuzundaki öncelikli e, yetenekli kız çocuklarının voleybola gitmesine işte bu sebep. Bu çok oluyor. önemli. Yani çok önemli. Hala bugün basketbol baktığınız zaman pasta olarak, ekonomi olarak hala çok önünde voleybolun. Yani dünyada da bu böyle. Yani basketbol çoğu ülkede dünyada futboldan sonra gelen spor. Bazı ülkelerde işte futbol bu sokeyi vardır bazı ülke. ama basketbol genelde çoğu ülkede ikinci spor alın şeyine mesela çok enteresan bir örnek vereyim kimse de bilmez. Fransa'da biliyor musun ikinci spor nedir? Buyurun. Rugby. Çok enteresandır. Rugby'dir yani pasta olarak. Yani şimdi ben olimpiyattan bakınca orada tekvandonun çok önde olduğunu, handballun çok önde olduğunu biliyorum Fransa'da ama Yani şimdi siz, e, orada çok enteresan çok, çok, evet. çok enteresan. Rugby yani şey olarak söylüyorum, finans olarak <laughs> söylüyorum yani pasta olarak, pastadığına da kastım e, bütçe kulüplerin harcadığı para yani bugün bir rugby takımının Fransa'da 30 milyon euro filandır bütçesi. Yani işte o birkaç tane takım var Clermont Ferran filan bunlar çok kuvvetli. Ben de pek sevmiyorum rugby açıkçası ama basket. <laughs> ya <laughs> yani dediğim gibi basketbol çok geriye biraz daha geriye giderse bu sefer bileşik kaplar gibi başka sporlar yerini dolduracak. Bizim bir kere bunu sağlamamız lazım yani durdurmamız lazım ve tabana tekrar büyük çaplı yayılmamız lazım. Peki bu tabana yayılma stratejisi nasıl olacak? Yani sadece altyapı milli takımlarından bahsetmiyorum. Genel olarak tabana yayılma stratejisiyle alakalı neler söylersiniz? Yani şimdi tabana yayılma stratejisi çok basit. Tabana yayılmak için mutlaka ve mutlaka sosyal sorumluluk projelerini geliştirmemiz lazım. Yani sosyal sorumluluk projeleri her her yere ulaşabildiğiniz projelerdir. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Bu bizim federasyon dönemimizde mutlaka yapacağımız bir şey. Biz kulüplerden bir günlüğüne bütün takım için değil bir oyuncularını istiyoruz. Basketbol Federasyonu'nun misafiri olarak. Ve biz, ve bunu kontratların içine, resmi kontratların içine koymak durumundayız. Yani istiyoruz ve yapacağız bunu. Yani nedir? Melih Mahmudoğlu ben isim olarak veriyorum. Fenerbahçe takımının kaptanıdır. Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Süper Ligi'nde oynuyor. Bir günlüğüne bizimdir. Gidecek. Van'da mı? Orada bir seçme var? Bizim tabii kendi elemanlarımız gidecek orada seçme. Orada bulunacak. O çocuklar ona diyecek. Ondan bir teması olacak. Bu Şanlarkin de olabilir. Bundan da Dokola'da olabilir. başka başka isimler de olabilir. Çünkü yalnızca maalesef biliyor herkes bunu. Diyor. Ancak işte televizyondan imkanı olanlar seyredebiliyor maçı. Doğrusu bu. E, bu mesela çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Bunlar bir tanesi bu. Aynı şekilde kadın oyuncularımız için de yani e, hedef... Cesaretlendirebilmek tabii önemli. Tabii yani idoller, idoller yaratmalıyız tabana yaymak için bunu. Bu tarafın yani idol oyuncular, NBA'in en güzel becerdiği şey budur. E, bugün yani siz benden çok daha iyi takip ediyorsunuz NBA'yi. Yani onlar yıldız yaratıyorlar ya yıldız yaratıyor yıldız yani adamın belki de o yetiyor, tanıt öyle bir kadar bir yet, şey, şeyi yok yani kapasitesi yok yaratıyorlar yani bu çok önemli bir şey bizim bunları yaratıp bu, bu, bu o kanallarla bütün tabanı kuvvetlendirilmesi lazım şimdi bu tabii sosyal sorumluluk tarafı bir de antrenör tarafı var yani her yere ulaşabilmemiz lazım Amiri takım antrenörümüz de sosyal sorumluluk projesinin içinde olmalı. Ben de olmalıyım yönetici bazında yani ben artık yani antrenör gibi değil ama yönetici bazında yani kulüpleri toplamalıyız. Onlara yani tabanı yay, yaydığımız zaman ve altyapıya önem verdikleri zaman arkalarında bir gücün olduğunu hissettirmek zorundayız. Çok yalnız hissediyor kulüpler kendilerini yani şu andaki tabloyu çok yalnız hissediyorlar. Yani diyorlar ki yani biz kendi kendimize işte ve birlik var. Oynuyoruz. Yani bir en ufak bir destek görmüyoruz. Yani bu tabii çok onlar açısından kırıcı, moral 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 bozucu, bizim açımızdan çok moral bozucu ve şevklerini kırıyor o kulüplerin. Peki kulüplere gitmişken, ziyaret etmişken gördüğünüz en büyük sorun neydi kulüplerde? O kadar çok var ki. Yani dediğim gibi bir kere maddi sorunlar var tabii. O zaten hani hep uzun bir süredir, son 5-6 senedir olan bir maddi sorun var. Bazı kulüplerin malzeme sorunları var. Bazıları onları çözmüşler. Ama bazılarının malzeme sorunları var. Bazılarının deplasmana giderken yaşadığı zorluklar var. Yani genelde bunlar etrafına toplanıyor bu sorunlar. Ben antrenörlerle de konuşuyorum. Yani konuştum antrenörlerden benim aldığım izlenim İyiler iyiler yani e, yetenekliler ve bilgililer Ama dediğim gibi bu eksikler. Şimdi burada antrenörlükte bir prensip vardır. Oyuncunun arkasına saklanacağı e, bir şey verirseniz ondan randıman alamazsınız. Yani çocuklar yetenekli, kiblen konuştuysam yani işte sürem el verdiği, yani hı hı. el verdiği sürece her yere gittim. Ben çok yetenekli görüyorum be. Belli ki eğitim kurulları falan çalışıyor. Yani çalışmış daha önceki dönemlerde ciddi bir şey var. İyi antrenörler var diyorsun. Ben kesinlikle inanıyorum. Bir, o var. İkincisi kendilerini yalnız hissetmemeliler. Yani hep biz onlarla beraber olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Yani benim görüşüm bu bir sürü sorun var katılım paraları var bunların. Yani şimdi ona ona geleceğim şimdi yalnız olmadıklarını hissettirmek bir nokta ama bahsettiğiniz e, önemli sorunlardan birisi de gelir maddi maddi e, durumlardan söz ettiniz gelirlerini arttırmaya yönelik bir projeniz şimdi, var mı? Şimdi bizim e, hareket noktamızda bu gelirlerle ilgili her lige kadın erkek her lige ayrı bir sponsor üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Ee, şu Yani e, özellikle aşağıdan başlarsak bölgeselliklerden falan başlarsak bu sponsorları bulmak kolay çok zor bir şey değil bunlar. Ama her lige ayrı bir sponsor ve biz basketbol federasyonu olarak katılım gibi bir şey dünyanın hiçbir yerinde olmayan hiçbir yerde yoktur. Yani ben Fransa'da biliyorum, Almanya'da biliyorum Böyle bir katılım parası falan yoktur. Yani kimse lige kadar tam tersine katılım arttırmak lazım. Nedir bir federasyonun görevi? Lisanslı sporcu sayısını, kulüp sayısını arttırmak. en birinci şeydir. Yani hangi ülkenin federasyonunun şeyine bakarsanız e, ee, ne derler, anayasasına birinci madde budur. Yani başka bir şey için olmaz. Daha çok kişiye spor yaptı. Ne kadar Daha çok edin. kulübe yaptı. E, evet, otomatikman taban genişlerse de elit sporcu sayısı artacaktır. Şimdi bir, katılım ücretlerini mutlaka kesinlikle kaldıracağız. İkincisi, özellikle alt liglerde kimse de yanlışlıkla alt lig deyince hani onların yani şimdi bunlar şeye benziyor. Dereler kurursa bir gün nehir kurur. Biz şimdi o safhaya geldik. Dereler kurmaya başlamış. Oyuncu Öyle. gelmiyor. Oradan çok oyuncu geliyordu eskiden. Gelmiyor. Artı mutlaka mutlaka teşvik vereceğiz. Ve sezon başında vereceğiz bu teşviki. Şu anda bunu yapmak çok zor. Dikler başladı. Şimdi gerçekçi de olalım. Yani belki e, özellikle atlara hani ilk fırsatta bir sıkıntılarını çözecek bir imkan yaratmaya yaratacağız sponsorlar kanalından ama her ligi dediğim gibi koordinatörüyle her ligi ayrı ayrı. Şu tabii hepsi basketbol federasyonuna bağlı ama bir şey, delege etmemiz gerekiyor. Yani her şey hepsini merkezi bir yerden idare etmek mümkün değil. Yani her açık her şey şeffaf. Gelir de bilecek, gideri de bilecek. O zaman belki ortak bir nokta bulacağız. Yani o, o... Biz onlar için çok çalışacağız. Onlara onlara emin olabilirler bundan. Peki yani. Erman abi söylediğiniz projede e, federasyonun da aslında önemli gelir kalemlerinden birisi gitmiş oluyor. Şimdi e, katılım payı federasyon içinde bir gelir kalemi. O ortadan kalktığında bu teşvikleri nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Çok basit bir şey söyleyeyim. Bunu herkes biliyor. Bütün basketbol kamu biliyor. Korkunç bir savurganlık var. Korkunç bir savurganlık var. Yani bizim için. Hiç kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Yani inanın bana tabii seçilirsek seçildikten sonra önümüze gelecek tablonun daha da kötü olaca olabileceğini de hesaba kat katıyoruz. Hı. Bir şey diyemiyorum ona. Bilmemiz lazım ama bu savurganlığı ortadan kaldırsak zaten yüzde elli problem çözülmüş olacak. İnanın yani federasyon buna. bütçesi bunun için yeterli diyorsun. Tabii ki Türkiye'nin bizim basketbol federasyonunun bütçesi bugün bakın size garanti ediyorum Fransa ile aynıdır, Almanya'dan fazladır, büyük ihtimalle İtalyan Basketbol Federasyonu'ndan da fazladır, İspanyollardan geridedir. Ama diğer Avrupa ülkelerinden filan hepsinden fazla Türkiye ilk üçün, ilk dördün içinde bu bütçe. Yani ciddi gelir kaynağı var hı hı. ve ciddi de gelir kaynağı bulma şansı var Türkiye'nin. Yani şimdi bunlar hani de, mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. İki tane ben yabancı şirketten görüşüyorum. Ona direkt sponsor olmak istiyorlar. Yabancı sermaye dediğimiz yani hı hı. şu anda Türkiye'nin de belki de çok ihtiyacı olduğu bir şey bu, konu bu. Adamlar hazırlar yani. Ee, ama mümkün mühim mü, mü olan onların önüne bir bir şeyle gitmemiz lazım. Ve tabii bir geri dönüşü olması lazım. O madem sponsor oluyor gayet basit bir iş bu bir iş meselesi. Geri dönüş ne sağlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ondan uğraşıyoruz. Yani ee, kulüpler NBA'den için... NBA'den de ilişki halindeyiz. NBA'nin de financial departmanından. Çünkü onlardan, onlar da bulmuşlar bunları. Biz yani şimdi yeniden arayıp bulmamıza gerek yok. Yani benim çok yakında onlarla devamlı görüşüyorum zaten biz o departmandan Yani. Peki bu bağlamda denetlemeden bahsettiniz siz federasyonun denetlenmesiyle alakalı, kulüplerin denetlenmesiyle alakalı bir yapı olacak mı yine burada? Şimdi tabii yani şimdi şöyle önce bir kere basketbol federasyonunun denetlemesinden başlayalım kulüplerin şeyine geleceğiz. Hı -hı. Basketbol federasyonu bir denetleme kurulu var gayet doğal zaten bu kanunda da var. Biz bunun haricinde bir denetleme kurulu daha istiyoruz. Çünkü yani o tamamen şeffaf ve periyodik olarak herkese şeyi verecek. Açık olarak ne geldi, ne gitti, harcama nedir, sabit giderleri falan. Bir tane daha, biraz evvelki konuya geleceğim, hı hı. söyleyeyim sonra tekrar size evet. gelirim denetlemeye. Şimdi, Basketbol Federasyonu tabii ki çok imkanı var, sponsor bulabiliyor. Ama Basketbol Federasyonu fazlasını Kulüplere aktarıyor mu? Hayır bence hayır. Yani e, şimdi basketbol federasyonu diyelim 15 milyon euro bir bütçesi var. Fazla buldu sponsor. Onu da geri çevirmiyor. Bunları kulüplere aktarmak lazım bu paraları. Yani biz bir şey değiliz yani ticari bir kuruluş değiliz bizim hedefimiz ticari bir kuruluş değiliz biz yani para kazanma gayesiyle kurulmuş bir şey değil basketbol federasyonu işte bir, bir, bir ilkeler doğrultusunda sporu işte lisans sporcusunu kulübe bunu artır, aktarmamız lazım kulüplere ve basketbol federasyonu kulüplerden daha fazla imkanı var çünkü ciddi bir pazarlama departmanı var. Yani bir sürü anlaşma. Şimdi kulüplerin şey unutulmasın kulüplerin de ne? mutlaka ve mutlaka bunu yapmak lazım. Mutlaka kulüpleri de zaten bu katılımları falan ortadan kaldırdığınız zaman bir kere kulüpler nefes almaya başlayacak şimdi bu ödeyemeyenler, mahsuplaşmalar, biz bunları biliyoruz bir geçen seneden kalan borçlar. Bunları tamamen sıfırlamamız lazım ve yeni bir sayfa açmamız lazım. Belki bu borçlarını sıfırlayacağız kulüplerin. Katılımsız. Ama o zaman işte dediğin gibi bir denetleme getirebiliriz. Bugün e, yani işte adam sezona başlıyor, borçlu başlıyor daha. Bir de katılım falan. Yani bu kulüplerin denetlenmesi çok önemlidir. Biz bunu Fransa'da çok yaşadık. Ben bin dolara aylık bin dolara oyuncu alamadım çünkü bütçem doluydu. Ama kulüplere biz yardımı yardım yapalım ki onlardan bir şey istekli onun Biz şimdi adam daha katılırken para veriyor. Bir Amerika bir ara işte o yabancı oyuncuların geri dönüşü oldu para olarak falan. O iyi bir şey doğrudur. Hı hı. İyi yaptılar. Yerli oyuncu teşvik kuralı. Yerli oyuncu teşvik kuralı. Ama dediğim gibi yani. Kulüplere biz bir şeyler vereceğiz yani vereceğiz derken bir şeyler almayacağız ki kulüplerden ondan sonra onlardan hesap soralım. Yani bir hesap soracak durum da yok yani zaten adam borçlu. Yani işte kimi kulüp var 100 bin lira alıyor kimi kulüp var 200 bin lira alıyor. Ama mutlaka ve mutlaka kulüplerin bu kontrat ve bütçe şeylerini mutlaka mutlaka çok sıkı denetlemek lazım. Fena da gitmiyor eskisi gibi değil biraz ben işin içindeyim. Dava eskisi gibi değil. Biraz düşmeye başladı bu rakam. Bir ara çünkü İsviçre'de de biz işgal edip bat, bat kurulduktan sonra daha hızlı sonuçlanıyor biraz o yüzden şey, aslında. Ama bir Arman de o abi, de. Aynı, aynı şey yerine eskisi kadar değil. Yani ben Eskiden <laughs> davalar çok daha uzun sürüyordu. Uyuşmazlık ama çözüm mahkemesi. Ama yine de dava dosyaları azaldı. Kulüpler yani çok dikkat etmeye başladılar. Ee, bu FIBA'nın tabii şeyleri var. Hı hı. Yaptırımları var kulüpleri. O da biraz onların gözünü korkutuyor ama mutlaka ve mutlaka kulüplerin üzerinde bir dene. Bunu hepsini bu bahsettiklerinizi bizim karar almaz, buna mümkün değil. Kulüplerle oturup kulüplerle ortak bir karar almak. Yoksa kulüpler kulübirliği toplantısını yaptılar. Herkes evine gitti. Ertesi günde böyle karar verildi. Böyle bir şey mümkün değil. Kulüplerle beraber bu tip konular. Her kulübün şeyi var. Ayrı sorunu var hepsini kulüplerle beraber ortaklaşa işte katılımcılık da burası. Bütün kulüpler bu işe katılırlar. Ortak bir denetleme. Abi biz hakemiz orada. Hakemlik müessesine geleceğim şimdi hakemiz e dedim. De. ayrı bir o konu, ayrı konu da. Biz hakemiz. Bizim bizim gayemiz herkesi yani herkesi memnun etmek mümkün değil ama herkesi kucaklayan diyelim en azından ve denetim nasıl biz denetime açıksak kulüpler de denetime açık olacak. Yoksa onlar denetime kapalı bizden bir yani tersi olamaz yani. Biz hakemiz ama onlarla beraber ve her lig için ayrı, kadın ligleri için altyapılarına kadar, erkeklikleri ligleri için altyapılarına kadar. Peki bu bağlamda e, Basketbol Federasyonu'nun organizasyon şemasını nasıl buluyorsunuz? Bununla alakalı e, sizin planlamanız, stratejiniz ne olacaktır? Şimdi bir kere ben e, bu CEO'luk sistemi gibi bir şeyden bahsediyorum yanlış bir şey yani bu şey bu başka holding yani ne bileyim ben işte şirketlerde olabilir. Şimdi basketbol sistemi bizimkini eğer soruyorsan bizimkini çok basit anlatabilirim. Hı hı. Biz hı hı. komitelerle yönetim kurulu ve onun altında oluşturacağımız komitelerle yani mesela sponsorluk için bir komite. Kadın basketbolu tamamen zaten ayrı bir departman. Eee Yönetim kuruluna bağlı komiteler. Bizim ana şeyimiz bu, hareket noktamız bu. Altyapı aynı şekilde bir tane yönetim kurulunda kadın basketbolundan sorumlu bir üyemiz var. Canan Erdoğan. Ona bağlı bir komite. Keza aynı şekilde sosyal projeler, sosyal sorumluluk projeleri, finans. Bizim bu konularda çok ciddi şeylerimiz var. Yani bizden beraber çalışacak olan çok ciddi yönetim kurulu üyelerimiz var. Hı hı. Finans benim işim değil. Ben yani ben iktisat okudum ama işletme daha doğrusu <laughs> okudum ama finans benim işim değil ama çok bu konuda çok deneyimli arkadaşlar var. Ceza kurulu bizim için çok önemli. Yani eski adıyla ceza kurulu, şimdiki adıyla disiplin kurulu şimdi onu da görüyoruz. Yani bir kayır kayırma var. Yani aynı e, suçtan diyelim suç mu artık o nedir yani aynı olayı yaşayan disiplin ihlali diyelim aynı e, bravo <laughs> aynı disiplin ihlalini yapan iki kişi farklı farklı cezalar almış e şimdi bu izah edecek gibi bir şey değil yani biri bir maç almış birisi üç maç almış veya birisi beş bin lira almış birisi on beş bin lira almış bu mesela tamamen ortadan kalkması gereken bir şey. Çünkü o zaman inandırıcılığı kayboluyor disiplin. Kimse inanmıyor. Sonra benim e, e, bildiğim kadarıyla mesela çok dava e, tahkimden dönüyor. Çok sayısı artmış bu tahkimden dönen davadan. Demek ki bir yanlış var. Şimdi bu kadar yani eskiden dönerdi, çok az dönerdi. Ama şimdi çok sayı, çok fazla olmaya başlamış. Disiplin kurulu çok iyi bir şekilde bunu yani ben Basketbol Federasyonu bünyesinde görüyorum. Diğer bir şey tabii hakemlik meclisi. E Şimdi tamamen kopmuş camiayla, camia diyelim, basketbol ailesi diyelim, ne bileyim basketbolun paydaşları diyelim. Tamamen kopmuş bir hakem e, ilişkisi var. Yani kırılmış bu bağlar. Ne hakemin, e, yani özellikle takımların hakemleri, hiçbir güveni kalmamış e, hakemlerin büyük bir tedirginliği var. Ya arkalarında yani arkasında... Duran yapı sağlam bir yapı olmamış veya değil. E, hakemlerin de güveni, kendine olan, hakem kendine olan güvenini zaten kaybettiği andan itibaren bu işin içinden çıkılmaz. E bir de camia olan güveni kaybetmiş. Bunu mutlaka e, şey yapmak lazım. Yani yeniden Nedir bu konudaki yapmak. planınız? Hakem eğitimini artırmak, daha Şimdi fazla hakemin geleceğim. katılmasını sağlamak, Şimdi şöyle, yeni hakem Bir kere hala biz öyle 40 senelik 50 senelik bir hakem Nasıl biz ne diyoruz? Oyuncu tarayacağız. Altyapıdan işte oyuncular tarayacağız. Ne bileyim işte Van'dan Muğla'dan, Edirne'den Artvin'den Şırnak'tan oyunculara bakacağız, tarayacağız. Hakem taraması da yapmamız lazım. Bu bir. İkincisi çok geride kalan eski sistem bir eğitim var. 40 senedir hala aynı eğitimi kullanıyoruz. Dediğim gibi nasıl hakem e, oyuncu tarıyorsak hakem tarayacağız. Bazı insanlar da hakem olacak. Ve bunları bunların mutlaka ve mutlaka önünü açacağız. Bugün e, bazı yerlerinde Türkiye'nin işte belki başında da söylediğim 28 ile sıkışmış bir basketbol var. 81 ilden hakemler de öyle olmuş. Eskiden en azından basketbol birinci liginde veya ikinci süper liginde takım olmayan illerde hakemler vardı. Onların da yavaş 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 Sonu gelmiş yani kalmamış. Ee, bir yaş haddi getirilmiş. Ee, o hakemler orada çok hizmet ediyorlar o yaş haddi o doldurmalarına rağmen. Yani onların niye önü kapanmış? Onlar yetiştirdi, yetiştirmede, eğitimde bize çok... E... Yani aksiyonda sahada değil ama dışarıda tabii ki, eğitimde. Tabii diyor. ki yani onları başka bir şekilde değerlendirmiyor Adam yılını vermiş, yıllarını vermiş. Onlar da bir emekçi. Onlar da bir emekçi. Mutlaka ve mutlaka... İşte bunlar hepsi ayrı departmanlar. Yani yönetime bağlı departmanlar. Basketbol federasyonu. Menajerler. Bu konuda geliyor herkese. Şimdi bizde bir... Oyuncu menajerlerinden tabii bahsediyoruz. Tabii tabii. Yani evet. Bunun şimdi oyuncu temsilcisi diyelim. Bu var. Bunu inkar edemeyiz. Bu bir parça. Nasıl oyuncu var? Antrenör var. Yönetici var. Hakem var. Oyuncu temsilcisi de var bu işte. Bu... Parça. Puzzle'ın parçalarından İyi işlemesi bir gereken değerli bir parça. Çok önemli. Yani bunu inkar etmek bir kere. Yani değerli ol, çok değerli olduğu. Ben yani yönetici tanıyorum. İnkar ediyor. <laughs> yani şimdi yok böyle bir. Yani bunu yapamazsınız. Ee, yani inkar edemezsiniz. Var mı? Yönetmelik var. Ama hep liyakata geliyoruz. Ve ayrımcılığın önüne geçmeye geliyoruz. Bazıları için. Başka türlü çalışıyor bu. Bazıları için. Başka türlü çalışıyor. Olmaması lazım. Yönetmelik neyse, bunun çok basit kuralları var. Bütün dünyada var. Yani Türkiye'de tek, Türkiye'de değil ki oyuncu temsilcisi dünyada var. Ama aynı şekilde oyuncu menajerlerine, oyuncu temsilcilerine şu yardımı yapmamız lazım. E, mutlaka mutlaka çalışacak olan menajerler, Türkiye'de oyuncu temsilcileri, yabancı da olsalar mutlaka Türkiye'de bir ortakları olacak. Kontratta bu olmalı. E başka türlü olmaz bu çünkü o adam direkt olarak Kanada'dan e, işte efendim Muğla Spor'a oyuncu satıyor. Yok böyle bir şey. Mutlaka tam teşekküllü dediğimiz eski dilde yani e, avukatlı. Avrupa'nın birçok ülkesinde Hepsi olan öyledir. kurallar. Yapamazsınız. Yani, hani Yapamazsın. İtalya'da da İtalyan menajer olmadan Yunanistan'da değil. Yunanistan menajer olmadan bu şeyde var bir yönergede var hı hı. bir genelge olarak hazırlanmış var fakat uygulanmamış. kontrata bunu koymak lazım. Bir de basketbol lisesi var. O çok herhalde bilmiyorum süremiz o, azaldı. zaten hani geliyoruz konulara teker teker Siz Şimdi basketbol lisesi önemli. çok Çünkü önemli Çünkü biraz eğitim eğitim kısmından Şimdi hep onu... bahsettik. Antrenör eğitiminden söz ettiniz. Hakem eğitiminden bahsettiniz. Şimdi biraz da oyuncu eğitimi ve geliştirmesi var. Şimdi bir kere bir basketbol lisesi projemiz var. Bu e, baz olarak bu voleybol bunu uyguladı. Voleybol lisesi olarak uyguladı. Bunun çıkış noktası Avrupa içti. Avustralya'da da var bu. Avustralya'da bunu kullanıyor Spor ve Enstitüsü. Çok, çok başarılı oldular yani evet. son madalyalar. Avrupa'da da model olarak bu INSEP Paris'teki okulu var. Onlar 28 branş Paris'teki bizimki biz tabii basketbol tarafı bizi ilgilendiren bir, bir e, lise. E, bu, bunun için bayağı bir çalışma yaptı. Özellikle de devamında Efe Aydan'ın çok önemli çalışmaları var bu konuda. Yani eğitim, spor ve eğitimin beraber yürümesi konusunda. Bu burslu bir okul bu. Orta bir, orta iki işte. Yani bizim şu andaki milli eğitim Sistemi, bazen karışıyor onlar çünkü. Hı, hı. O devamı değiştiği için bizim eğitim sistemi yani bu ilk e, öğretimin ikinci kısmı ve ikinci öğretimden bahsediyoruz. Bravo ve e, liseyi bitirdiği zaman burslu olarak okuyor bunlar. E, bunların içinde bu çocukların içinde bu tabi karma bir kız erkek yani hı. karma başka türlü zaten düşünülemez bir başka bir eğitim sistemi hı hı. E, ve bunun sonunda e, kulüplere mezunlardan biz şey yollayacağız diyeceğiz ki. Eğer bir kulüpten biz kendimiz almışsak sunarız. Eğer bir kulüpten biz almışsak öyle bir imkanımız da var. Bitirdiği zaman o kulübe dönmek zorunda. Eğer bizim taramamızda basketbol federasyonunun taramasında bulunmuşsa bitirdiği zaman şeyi liseyi bunu şey yaparız. Mezun oldu kulüplere veririz. Kulüpler çağırırlar. Aynı NCAA sistemidir. Buna yakın bir sistemdir. İşte Insep, Stella Azzurra aslında yani, yani Avrupa'da bu farklı yürür. yakın örnekler Ve var. O kulüpler alacak. Yani alacak derken ilk 3 senelik imzaladığı zaman kontratı orada bir oyuncu temsilcisi olamaz İlk 3 senesinde. Ondan sonra gayet doğaldır zaten oyuncu temsilcisinin tarafı şeyi de budur yani oyuncunun haklarını da korumak zorundayız bir taraftan. Ee, bir yanlışlık halinde. Bu birinci proje. ikincisi bunun devamı iki tane hatta üç tane üniversiteden temaslandığınız buradan çıkışlara bir de üniversite kontenjan e, bursu e, yapabiliyor muyuz? ondan uğraşıyoruz. O YÖK'le ilgili bir konu ama hı hı. hakikaten EFE bu konuyla ilgili çok çalışıyor. Çok bu konuya çok... Bazı vakıf üniversitelerinin verdiği bireysel e, burslar var takım sporcularına. Kesin. Bu şeyde yalnız e, hakemlik eğitimi de alacak e, lisede çocuklar. Yani liseden sonra hakemlik eğitimi de alacaklar. Yani bizim en önemli eksiklerimizden bir tanesi biz kitap sevmiyoruz. Yani sporun kitabı olur. Hakem kitabı. Yani o ders kitaplarının içinde. Belli zaten değil mi? Kural kitabı. Yani o da mezun olan yani herkes elit sporcu olamayabilir. Herkes ne bileyim sakatlanıyor çocuklar işte dizi bir şey oluyor spora devam edemiyor mesela veyahut ne bileyim sevmiyor ama hakemi de oradan yetiştirmeye başladığımız gün zaten 10 sene sonrasında en ufak bir problemimiz olmaz. İşte biz olamamış olanları, Roksan da sizin kızınız da burada, biz olamamış olanlarız. Ama yani bence çok ihtiyaç var. Yani nasıl biz altyapıdan gelen çocukların sayısı artarsa, taban büyürse, elit sporcu hakem için de aynı şey geçerli. Rekabet, oradan gelen yani, belki sadece hakem değil. orada yönetici, hani biz derken işte spor basketbol medyası, %100. basketbol iyi bir basketbol izleyicisi belki de başka bir işletmede yönetici olacak ve basketbola sponsor olacak sonra. Sağlıkla ilgili çok ciddi şeyimiz var. Yani projelerimiz var ama bu lise yani eğitim ve sporun beraber yürümesi çok önemli. Yani o o birbirini çeken birbirine lokomotif olan iki tane şey. Anladığım kadarıyla daha projelerden bahsedeceksiniz. Biraz hızlı geçelim o zaman tamam. bu bölümleri. Abdi İpekçi konusu. Ya şimdi Abdi İpekçi konusu şöyle bence biraz acele edildi. Bence biraz acele edildi yıkılmak şeyi. Yani o bir çabuk yıkıldı. Sonra da yapılamadı. Bizim en önemli şeyimiz yani tesisler konusunda bir sürü konuda biz bütün Avrupa'da bunu görüyoruz. Yerel yönetimlerle mutlaka mutlaka işbirliği yapmak lazım. Başka türlü bunun yani merkezi idareden yapılması mümkün değil. Yerel yönetim çünkü yerel yönetimler oradaki vatandaşlara veya oradaki kişilere direkt dokunan, temas eden kişiler. Yerel yönetimler bugün Avrupa'da en önemli sporun en büyük destekçileri. Bunu iyi olmadığını görüyoruz çeşitli nedenlerden dolayı. Yerel yönetimsiz spor yapılamaz. Abdi İpekçi konusunda da Abdi İpekçi konusunda da mutlaka yerel yönetimden bir işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Olayın çabuklaşması için. Çünkü ikinci tapınağını, ikinci mabedini kaybetti basketbol. Biz spor sergide başladık arkasından Abdü İpekçi'nin sonuna demeyelim ama yani son dönemlerine şey yaptık. İki tane salon. Sinan Erdem çok güzel bir salon ama çok böyle mabet olmadı orası. Çok enteresan yani. Çok çok büyük basketbol olayları yaşandı aslında. Yaşandı Sinan Erdem. ama yani hep biz şimdi biraz ne bileyim ben böyle bizde şey, daha duygusal duygusal şeyler vardır. Basketbol belki de bizim bilmiyorum arkadaşlarımızda Yazık yani bence çok acele edildi ve yerel yönetimlerle yeterli temas olmadığından bu projenin ben durduğunu düşünüyorum. Yani hiç yapılmıyor hiçbir şey. Ben bugün işte federasyona dün veya işte federasyona gittiğimde oraya görüyorum. Yani çok işler acısı bir durum ve şimdi kolay da değil yani oranın hani bugün startını verseniz Herhalde. Birkaç sene içinde. En azından 2-3 senelik iş yani bu. Yapılır ama yerel yönetimden mutlaka beraber yapmak lazım. Yabancı kuralı konusu. Ya bu da o kadar basit ki. Yani şimdi o kadar çok örnek verebilirim ki. Ben bir tane örnek vereyim. Bunu bir daha evvel de verdim. 2008 balandı 2008 senesi falandı. İşte bir altyapıya biz çok önem veriyoruz yani orada. Bir de ben bütün antrenmanlarına giderim bizim altyapı antrenmanlarına. A takımı aldık. Nando bizim. A takımda. Ben sezonun 5. maçında geldim oraya. Hiç oynamamıştı o zamana kadar Nando. 5 dakika falan da ortalaması. Eski kulübüm benim. Geriye döndüm şöyleye. Antrenmanlar falan filan. İyi oynuyor. Başladı oynamaya. O zaman da Norman Richardson hiç unutmuyorum. NBA patenti bir oyuncu. Şöyle de o zaman biraz daha böyle maddi imkan vardı. Öyle bir oyuncu vardı filan. Fakat Nando ondan daha iyi oynuyor. Başlar. 19 yaşında. Tabii tabii. Ha, başkana dedim ki yani başkan biz dedim bunu boşuna para veriyoruz. Karşılıklı anlaşarak biz onun kontratını feshettik. Rodrik için de başka bir oyuncu yapmıştım ben. Boba için de bizim. Nando'yu oynattık. Niçin bir sene sonra zaten MVP oldu. Şimdi tabandan oyuncu gelmeye başladığı zaman. Aramazsın yabancı. Üst limit. Beş mi şu anda? Beş. Üst limittir bu. Şimdi mecburiyetiniz yok. Siz beş oyuncu getirmeye kimse. Yani sizi mecbur etmiyor. Altı getiremezsiniz ama dört getirebilirsin. üç getirebiliriz. iki. Hiç yabancısız da oynayabilirsiniz. Yani yanlış spor politikaları, yanlış spor politika. Ya yani Bambit kulübü kapandı Türkiye'de. Şimdi bakın bir tane, iki tane daha kulüp kaldı Türkiye'de. Bu onlar da artık hani küllen, yani son demlerini yaşıyorlar. Biraz Dafa, daha Dafa, gider. Karşıyaka, Fenerbahçe, Efes gibi böyle. Ya Darüşşafaka'da bir hareket da. var. Evet. Ama yani çok büyük yani çok büyük bir eskisi kadar büyük bir kaynak yok. Banvit kulübü göz göre göre gitti yok oldu. Yani yazık o iki tane oyuncusu çıkarttı işte birisi NBA'ye gitti birisi çok ciddi bir şekilde işte bir transfer ücreti olarak transfer oldu. Daha oyuncuları var yani bu bizim yani düşünemeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şey. O yüzden yabancı konusunu bitireyim. Hı -hı hiç önemli değil sayısı. Alttan oyuncu gelmeye başladığı zaman biz bunu konuşmayız bile. Doğru. O Çünkü bir detay almazsınız. olarak kalır orada. Evet. Almazsınız. 3 iki yabancı. Mecbur değilsiniz ki almaya ama şimdi kulüpleri de ben burada şey yapmak istemiyorum, üzmüyorum. Yani e ne yapsın oyuncu gelmiyor aşağıdan. Şimdi Efes Pilsen'in örnek veriyorum Efes Pilsen ne yapsın yani? Ergin ee, mümkün mü Türk iyi Türk oyuncusu olacaktı oynatmayacak? Mümkün değil böyle bir şey ama Serteş yok. Sertaç oynadı örneğin. Örneğin Sertaç bravo Barcelona'ya gitti. İşte böyle oyuncular geldiği zaman zaten niye öbür takımlar başka Avrupa'da bazı takımlar Sırplar falan. Çünkü oyuncu geliyor adamlar da aşağıdan devamlı köpürüyor. Çok böyle süremizin artık e, son dönemlerindeyiz. Konu başlıklarını atlamak istemiyorum. E, olimpiyat çok önemli basketbol için. Basketbol bir olimpik spor ve ikinci bir olimpik branş geldi. 3'e 3 basketbol. Buradan da e, çok yani bir basketbol sever olarak benim yani işte Hollanda'yı, Letonya'yı yani basketbol kültürü çok önde olmayan ülkeleri görmek biraz benim canımı yakıyor. Bununla ilgili var mı planınız? Çok basit. Yani 3'e 3 ile e ilgili bilmiyorum Fransa'da galiba final oynadılar onda da evet. öyle bir şey oldu. Onlar şey burada kayırımcılık olmaz. Şimdi bizde de çok kapasite var Türkiye'de. Kapasite var ama fakat gördüğümüz kadarıyla böyle kısır çıkışmeler onun tanıdığı, bunun akrabasından falan yola bu ciddi bir iş 3'e 3. Çünkü ben çok fazla sevmiyorum açık söyleyeyim 3'e 3'ü. Çünkü 5'e 5 yani bu takım sporu 3'e 3 biraz daha az takım sporu yani şey olarak söyleyeyim. Ama burada da yani dediğim gibi hep Neticede liyakat. bir olimpiyat madalyası var. Tabii yani. hayır bir şey demiyorum Bizim... bu, bu da bir liyakat. Yani bu da da yani bundan ilgili seçme yapılacak ama kimseyi kayırmayacaksınız. Yani kayırmaya başladığınız andan itibaren e, kayırdığınız kişi öne geçiyor. O maalesef o aşağıda kalanın tamamen süngüsü düşüyor. Ondan sonra da ondan verim elde edilemiyor. Olimpiyat konusu. Birinci hedef 2024 Paris Olimpiyatlarıdır. Galiba 6 Ağustos. 6 veya 2 Ağustos. Tam hatırlamıyorum tarihini. Başlangıç tarihidir. Ben kendi böyle şeyleri çok severim böyle rakamlar yazmayı. Bir hedef o. 6 kadın Ağustos ve, 2024. Evet, kadın ve erkek takımlarımızın ikisini birden or oraya gitmesi lazım. Bir hedefimiz bu. Yoksa hani belki hani Avrupa şampiyonu oluruz ki çok kolay gözükmüyor. Yani o direkt katılmak için söylüyorum yani. Hı hı bir eleme grubu geçireceğiz. Milli takımla ilgili NBA'de oyuncularımız var. Ben sana istersen kısa kısa söyleyeyim. Lütfen. Çok hızlı. <laughs> NBA'de oynayan oyuncularımız var. Dünya bunun çözümünü bulmuş. Temsilciniz olması lazım. Amerika'da. O çocukları bir aylığına siz buraya getiriyorsunuz. Haydi maça çantayı alıyor maça böyle bir şey olmaz. Onların sürekli bir problemleri onların da olabilir. Onlarla devamlı temaslı olan bir temsilci olması lazım. Amerika'da. Onlara bakması gerekiyor. Bütün takımların bizim gibi problemleri var. FIBA ile Euro bir kavgası var. Evet. Bir, takvimler karışıyor. Karman çorman bazen birisi başka şey söylüyor. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Herkesde bu problem var. Yalnız biz yaşamıyoruz bunu. Pandemi sanki bizde veya her yerde var bu. Mühim olan en iyi imkanları sağlamak milli takıma. Bizim görevimiz federasyon olarak milli takıma en iyi imkanları sağlamak. NBA'de oynayan, herkesin NBA'de oyuncusu var. NBA'de oynayan oyuncular maksimum randımanı sağlamak ve bir tek hedefi var. Tek hedefi kadın ve erkek iki takımdan birden biz Paris Olimpiyatları 2004'de katılmak istiyoruz. Evet, tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla olarak... benim çok var da şimdi saatler dolar. Yani <laughs> dediğim gibi mutlaka yeni tesisler yapmak, tesislerle ilgili benim ve dünyadaki şu anda bütün uygulanan büyük arenalar bitti. Yok böyle bir şey sistem. Bakın 5000, 4000, 6000 hani Euroleague kriterleri dört var tamam. Mi? 4000 kriter minimum Euroleague'de. 4000, bin, 4000'lik salonlar. 12000'lik bir salon yerine 3 tane 4000'lik yaparım. Daha fazla kişiye ben basketbol oynama imkanı sağlarım. Daha az masraf ederim. Daha elektriği az, ısınması az. Güvenlik gü güvenliği az, gideri daha az, daha kompakt salonlara bence yönelmesi lazım. Ve yine başta da belirttim bu yerel yönetimlerden olur. Başka türlü bunun olması mümkün değil. Peki 180 delege e, Nur Germen vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nur abimiz yok. 179 delege. Onlara son olarak ne mesaj verirsiniz? Vallahi hep bizim çok güzel bir mesajımız var. Oyunu değiştir. Mesaj bu. <laughs> Oyunu değiştir diyorsunuz. Peki Erman abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür Değerli ediyorum. vaktinizi bize ayırdığınız için. Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinin yapılmasına, başkanlık seçimlerinin yapılmasına az bir süre kala tüm adayları Bean Sports HD3'te basketbolun evinde ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Erman Kunter'di. Sayın Harun Erdenay ve Sayın Hidayet Türk olduğunu da çarşamba ve perşembe günleri yine bu stüdyoda ağırlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.